Şuraya bak. Evlilikten çıkmış zaten, ev değil ki. Şu döşeğin haline bak. Yatılmaz ki burada Fazilet. Hep o benim kocam olacak yüzünden. Yorganmış, yatakmış, döşekmiş. Hiç umurumda değil. Ne fark eder artık bu saatten sonra? Vallahi hiç içime sinmiyor. Hala is kokuyor burası ya. Kız sen burada kalamazsın. Hadi gidelim. Hadi kalk. Kalırım, kalırım. Sen hiç merak etme. Ben taş üstünde de olsa yatarım, ne olacak? Yazıklar olsun. O kızım dediğin evlada da yazıklar olsun. Damat dediğiniz Karun kadar adama da yazıklar olsun, değil mi? Bir otele de mi yerleştiremiyorlardı seni? Terbiyesiz. Hadi Binnaz, hadi. Çoluğun çocuğun seni bekliyor evde. Hadi git evine. Ah. Ah bacaklarım, ah. Ben gidince Hazan ağrıyor mi? Ne olursa olsun bak yine o vicdanlı kızdır. Öbürü gibi böyle harabe evde koymaz seni. Fazilet Hazan'ı ara. Hadi gülüm. Merak etme sen beni. Ya gördün mü bak, Binnaz da sığdıramadı evlere. Tabii kocası ister mi hiç? Sen kadına ekmek kapısı buldun de, sonra dımdızlak bırak ortada. Olacak şey mi be? Şu alık ağanak Binnaz da hala yüz veriyor buna be. Allah'ım şükürler olsun bu günleri gördüm ya. Kendi kızından buldu belasını. Yasemin anlattı, kılını bile kımıldatmamış. Yılan. Annesi omzundaki yüktü. Babamla arasında sorun çıkartıyordu. O ne yaptı? Tek taşla iki kuş vurdu. Hem annesinden hem de benim annemin tablosundan kurtuldu. Babamın parmağında iyice oynatıyor artık. Karnındaki bebeği de nasıl kullanacağını çok iyi biliyor. Ben Oğuz'un yanındayım. Afiyet olsun size. Babamın aşk hikayesi gibi yarım kaldı. Bu yatak odasına fazla. Bu yatakta aşk yok. Bundan sonra içinde aşk olan bir odayı süsleyecek. Bak gerçekten... Bilmediğin bir şey mi var? Sana soruyorum. Benimle ilgili bilmem gereken bir şey mi var?
Hayatım, şu boş duvara bakmayı bırakıp yemeği iner misin lütfen? Gözüm takılıyor. Benim bir kez daha açıklama yapmam gerekiyor galiba. O duvar benim yüzümden boş değil. Tabii. Tesadüf değil mi? Annenin dün gece babama tablo ile ilgili ne kadar mutsuz olduğunu anlatması da tesadüf. Hatta ertesi gün annemin bir sene emek verip de yaptığı bu tablonun ortadan kaybolması da tesadüf. Hepsi tesadüf değil mi? Ya ben tablodan mutsuz falan değildim. Ya gözüm bile görmüyordu benim o tabloyu. Ya ben neden... Ama neden? Tamam yeter. Neden, neden, neden? Bu konuyu kapatın artık. Bedeli ödemesi gereken ödedi zaten. Bu evde herkes bundan sonra bu evin değerlerine ve hatıralarına saygılı olacak. Herkes haddini, hududunu bilecek. Anlaşıldı mı? Bana mı diyorsunuz? Benim kızım evlendiği serseri yüzünden bu evden kovduğum kızım benim yatak odama kadar giriyor ve annesinin yaptığı tabloyu alıyor, çıkıyor gidiyor. Neden? Ya ben ona engel olmaya çalıştım. Ama olamadın Ece. Değil mi? Olamadın işte. Neden? Çünkü çocuklarımın annesine yapılan bu saygısızlık senin annenin eseri. Annenin. Şimdi yemeğini afiyetle yiyebilirsin Ece. Hanım. Ben yukarıdayım. İşte kastettiğim tam olarak buydu Ece. Ne? Çok sinirli değil mi? Tamam, ezberledim. Savaşın ortasına kalmak istemiyorsun. Ama üzgünüm, zaten ortasındasın. Ya daha doğru soruyu bile soramadım ne demek? Ha? Ne var bunun dilinin altında? Ne ima ediyor yine? Ya sırf bu aptal gazete kağıtları yüzünden olamaz. Bir şey söyle artık bana. Ben gerçekten sadece defolup gitmek istiyorum. Bu kadar. Tamam Bay Amerika. Biletin cebinde. Anladık. Ama neyden kaçıyorsun onu anlamıyorum. Neyden kaçtım seni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmiyorsa o zaman kafanı her bozduğumda bu konuyu açma. Senin sözlerin, hatırladın mı? Ne yapıyorsun bana? Bu ne demek şimdi ya? Ne demek yani? Üstüme geliyorsun. Bunaltıyorsun beni biraz. Ben mi? Ya ikimize de... Hatta üçümüze de ne yapıyorsa Sinan yapıyor. Komşun olup seni rahatsız ettiğim için çok üzgünüm ama ben bu çirkin imaların peşini bırakmayacağım. Ama gitgide daha da çirkinleşiyor, farkında değil misin? Bunu Sinan başlattı, Sinan bitirecek. Bütün o imaları gözümün önünde tek tek yiyecek. O zamana kadar üzgünüm, istersen Antarktika'ya git, sen de bunun parçasısın. Beni seninle hırpalıyor. Yine. Tarihi tekerrür ettirir gibi. Seni tanıdığım ilk gün. O da adım bile bilmiyorken. Benim aptal kalbim onun için çarpıyorken. Bile isteye o otel odasında beni nasıl seninle hırpaladıysa yine aynı şeyi yaptı. Bir abi olarak bana kızabilirsin. Ama bir insan olarak Yağız... Neyi neden yaptığımı anlayabilirsin.
derken kendim bile anlayamıyorum ki. Sen abiysen ben de ablayım. Ama kardeşimin yanlışına da yanlış diyorum. Öyle aman ben bulaşmayayım demiyorum. Hayret bir şey ya. Canım. Arayamadım seni bugün. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Sana anne demek zorunda olduğum için doğduğum günden nefret ediyorum. Anne. Ev bakıyordum zaten. Sonsuza kadar Kerim ablanın evinde kalacak değildim ya. Abla, ya niye bana söylemedin? Ne gerek vardı eve bakmana? Ya burada oda mı yok? Sana burada kalırdın işte. Bunu hiç duymamış olayım. Yanımda olmana ihtiyacım vardı. Bana iyi gelirdin. Ama orada olmak bana iyi gelmezdi ablacığım. Hele içinde annem varken. Bana bak. Senin sesin düşük geliyor zaten. Yine bir şey mi yaptı? Yüz yüze konuşuruz abla. Kesin bir şey yaptı. Ne yaptı anlat bakayım. Bak yarın ben sana geleyim hem... Yeni evini de görmüş olurum. Nerede tuttun ev? Yüz yüze konuşuruz. Benim de sana anlatacaklarım var. Kapatıyorum şimdi, yarın konuşuruz. Kızımın iyiliği için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Benim kızımın altın bileziği, kaşının gözünün güzelliği. Bu kızın güzellikten başka düşüneceği bir şey yok mu sence? Ha? Bir kere olsun sordun mu sen buna istiyor mu diye? İstiyor mu ha? Seninle kapı kapı gezip o ajans senin, bu yarışma benim, ünlü olmak istiyor mu kız? İstemiyor mu? Ne istiyor? Hı? Ya bırak. Ya ne istiyor? Ya ne istiyor? Anası gibi 17'sinde evlenip 5'sinde çocuk istiyor. Şu pislik içindeki mahallenin rutubetli duvarlarında çocuklarına ömrünü mü vermek istiyor? Ne istiyorsun sen? Sen mi ömrünü çocuklarına verdin? Hadi oradan anne. Senin vermekten anladığın sadece 3-5 kuruş değil mi? Bana diyorum bana, bana ne verdin? Neler vermedin söyleyeyim ben sana. Ha? Sen bana sevgi vermedin ya. Şefkat vermedin. Daha sayayım mı? Daha bana vermediklerini sayayım mı anne? Ne yalan söyleyeyim. Uğurlu geldin bana. Ama ne biçim adamsın. Ben senden hiçbir şey anlamadım. Bak sana söz veriyorum dayı. Eğer bir gün ben benden bir şey anlarsam gelip anlatacağım, tamam mı? Çakı gibi delikanlısın. Adını sanını da bizim kulağa kesikler söyledi. Sosyetik dediler.
Façanın da maşallahı var. Yere baktı mı yürek yakarsın. Senin bir ayağı çukurda, bir ayağı dalgada adamla ne işin var? Sen demedin mi dayı, derdini suya anlat diye? Anlatıyorum işte, yavaş yavaş, sessiz sessiz. Hadi eyvallah. Anlat anlat, bitiremeyeceksin bu derdi belli. Attım bilmiyorsun. Ama sen zaten benim kalbimi de bilmiyorsun ki. Bu bandanayı bana verdiğin gün nasıl atıyorsa kalbim, hala öyle atıyor senin için. Kör. Ben buraya bile senin için geldim. Ama sen benim kalbimi bile görmüyorsun. Yanalım o zaman. O yangında yanmadık. Madem öyle şimdi. Şimdi cayır cayır yanalım. Ben çok kötü bir şey yaptım. Yapmadım ama yaptım. Nasıl oldu, nasıl böyle bir anla oldu bilmiyorum ama ben aşık oldum. Olmamam gereken birine. Değil aşık olmak. Hani derler ya, yan gözle bile bakmayacağım birine, işte o. O birine aşık oldum ben. Kim olduğunu bile söyleyemiyorum sana. Ne söylemesi, yüzüne bile bakamıyorum. Senden başka konuşabileceğim kimse yok. İçimi dökebileceğim, akıl danışabileceğim. Ki biliyorsun ben öyle kimseden akıl almam pek. Ama bu sefer farklı. İlk kez ne aklım ne kalbim bu çılgınlığı açıklamaya yetmiyor. İşte öyle bir çılgınlık ki onu her gördüğümde, ne fark eder görmediğimde de, bana her gülümsediğinde, omzuma yaslanıp ağladığında. Ya bu nasıl bir his biliyor musun ya? Böyle çocukluğumda hani paslı bir çivi batmıştı ya parmağıma. İşte o çivi şimdi kalbime batıyor.
Ben yapamıyorum. Anne. Ben yapamıyorum. Yapamıyorum. Uzak dur diyorum. Arkamı dönüyorum. Git diyorum. Sonra ne oluyorsa kendimi yine onun yanında buluyorum. Yasak diyorum ama gözlerimi ondan alamıyorum. Gözlerimi, kalbimi. Sanki iradem, aklım, mantığım bir kenara çekiliyor. Sadece o ve ben kalıyorum. Kim olduğunu unutmuş gibi, böyle yasak olduğunu unutmuş gibi. O an sadece o ve ben. O ve ben. Aşk bu mu anne? O tek bir anın içine sığmaya çalışmak. Ben ve o. Biz yasakken. Üstelik onun bundan haberi bile yokken. Gözümün önünde kardeşimi severken. Onun için ağlarken. Hatta öfkesi bile ona aitken ben... Anne ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum anne ben? Ne yapıyorum? Ama korkma anne. Kardeşim üzülmeyecek. Ben onu üzmeyeceğim. Bir çaresini bulacağım. Her zaman bulduğum gibi. Unuttu mu ben duygusal olan değil, soğuk olan? Parmağına çivi battığında öp de geçsin demeyelim. Yere düştüğümde kimseye tutunmadan tek başıma yalnız kalkmaya alışmış olanım. Ben yalnız olanım. Ben yalnız kalacak olanım. İnan bana, benim hala utanacak bir şeylerim var. İşte onu kapatamaz o seni. Sen haklısın. Otelde kalmamış. Ya bunun birkaç tane zibidi arkadaşı var. Onları da aradım. Onlarda da yok. Yani babamla da küs. Nerede kaldı bilmiyorum. Sinan'dan bahsediyoruz. İstanbul'un yarısında kalıyor olabilir yani. Yani o yatmak istedikten sonra ona yatak mı yok? Yok, kızla falan kalmıyor eminim. Ya bu böyle durumlarda genelde sende kalırdı. Hayırdır, kapıştınız mı? Ne oldu? Oğlum sana diyorum. Bozuk musunuz? Sen yine de bir şey duyarsan haber ver, tamam. Görüşürüz. Burada bir durabilir miyiz biz? Okula gitmiyor muyduk Ece Hanım? Biz buradan yürüyelim lütfen.
Kurban olayım Fazilet. Gidelim artık, hadi buradan. Bak gece seni düşünmekten gözüme uyku girmedi ha. Binnaz sen düşünme beni ya. Hadi. Varsa işin gücün yap sen, bırak beni. Ne kadar temizlersen temizle, artık bu ev adam olmaz. Kalınacak hali yok buranın. Biraz izin verir misin? Yazıklar olsun sana. Hı. Ne bakıyorsun? Hı? Yanmış ev. Temizlenir, olur biter işte. Bir şey yok yani. Hazım'la konuştuk. Ne olursa olsun sen onun kayınvalidesisin. Seni böyle bu halde ortada bırakmayı yakıştıramıyor kendine. İşte kulaktan kulağa duyulur. Hazım Egemen'in kayınvalidesi gecekondu mahallesinde böyle sürünüyor derler diyor. O yüzden kendi boş evlerinden birine yerleştirecek seni. Eşyalarını da kendi zevkine göre seçebilirsin. Kredi kartını kullanmanda da bir sorun yok. Yani limitini aşmadığın sürece istediğini yapabilirsin. O yalıda senin ayağını kaydıracak çok tehlikeli bir düşman var. Çok tehlikeli bak o düşman. Bu dediğimi iyi dinle. Gerçekten mi anne? Demek benim ayağımı kaydıracak biri var ha yalıda. O biri kim? Söyleyeyim mi ben sana? Sendin. Benim ayağıma taş olan da, beni herkese düşman eden de hep sendin. İyi. Madem öyle, ayağına değen taştan kurtuldun. Hadi değmesin taş ayağına, hadi. Anne, ben buraya senin laf yarıştırmaya gelmedim. Bana tüm bu yaşattıklarına rağmen ne olursa olsun annemsin diye geldim. Buraya seni en sevdiğin şeye kavuşturmaya geldim. Tabii ya. Bu benim daha önce niye aklıma gelmedi ki? Bir de arkadaşımın babası. Beni de çok sever. Mutlaka iş verecek sana. Ya Selin, ben kasılırım ya. Yani öyle torpille morpille falan olmaz. Hem benim sicilimi biliyorsun. Ben lise mezunu adamım, beni temizlikçi olarak almıyorlar. Şirket sahibi adam mı alacak Selin? Kızım sen buna bakma. Torpilsiz iş mi varmış canım bu zamanda? Ya anne be. Ya sen bir kere karışma be. Bir kere karışma ya. Ya ben kimseye rica minnet iş yapamam anne. Kimseye gebek alarak iş yapamam. Ya ezilirim. Ezdirmem kendimi. Ezilirsin tabii. Ezilirsin. Akşama da biz senin gururunu pişirir yeriz. Tamam o zaman biz daha fazla geç kalmadan kalkalım. Tamam. Akşam da iyi haberlerle gelelim. Hadi yaz. Aşkım, bak annen haklı. Durumumuz çok kötü. Ben dayanamıyorum artık. Bak bizi düşünmüyorsan anneni düşün, kardeşini düşün. Ben babamı kendime affettirene kadar torpil morpil bir şeyler yapacağız artık. Tamam mı? Hadi. Hadi. Cehennem annesini görmeye gelmiş. Selin. Acelemiz var mı? Ya
yaşayacağın ev yalıya yakın olmayacak yalnız. Yani karşıda bir yerde olur büyük ihtimalle, bilmiyorum. Zaten başın çok sıkışırsa bizim de haberimiz olur. Şimdilik bu nakiti buraya bırakıyorum. Açlıktan öleceğimi, bu harabede bir başıma kimsesiz ölüp de kokacağımı bilsem, değil senin paran, kocanın parasını almak, değil kocanın bala tuttuğu evde kalmak. Öleceğimi bilsem, şifa niyetine bana getirdiğin bir bardak sudan bir damla içersen, namerdim. Demek benim sevdiğim şeyi getirdin bana, ha? Severim parayı. Yalan değil. Ama kim sevmez? Hadi getir bakalım bana. Çevir şuradan bana bir tane Allah'ın kulu. Parayı sevmeyen bir Allah'ın kulunu getir, karıştırayım alnına. Ben 9 ay karnımda para taşımadım. Parayı severim sevmesine de, niye severim acaba? Niye? Yavrularım sürülmesin diye severim. Yavrularım analarının sınavından geçmesin diye severim. Benim kızlarım analarının çektiğini çekmesin diye severim ben parayı. Ben parayı niye severim biliyor musun? Allah'ın 3 kuruşuna ağız kokusu çeken o insanlar parayı niye severse, senin anan da parayı ondan sever. Hadi. Hadi git. Şov yapıyorsun. Ama yine de sen bilirsin. Hayırlı evlat ama. Annesini buralara kadar görmeye geliyor. Bizim için de selam söyleseydin. Selin'cim, hadi daha fazla oyalanmayalım, işimiz var. Anasını evlatlık yapmaya gelmemiş, anasını hor görmeye gelmiş. Ama dur, dur sen dur. Sana son bir analık yapacağım bak, son bir analık. Dur sen dur. Alo Kerime, hiç sesin soluğun çıkmıyor, hayırdır? Özlemedin mi beni? Vallahi kendin ettin, kendin buldun. Hiç konuşturma beni. Konuşturacağım seni. Konuşturacağım ben. Ama telefonda değil. Yanımda konuşturacağım. İşim gücüm var benim. Ben gelemem oralara. Öyle bir geleceksin ki Kerime. Öyle bir geleceksin ki buraya. Bana bak. Sen unuttun herhalde benim elimdeki kozu. Ha? Unuttun mu kız? Bu dünyada
hiç kimse avucumun içinde değilse de sen avucumun içindesin bak, unutma. Dilin palazlanmış, çak 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 ötüyorsun telefonda. Bak bir saatin var kedime. Bir saat içinde ya kapımdasın, yok gelemem diyorsan polis senin kapında. Hadi bakalım. Gelemezmiş. Hazır Hanım telefonu, buyurun. Kardeşiyim ben. Affedersiniz, Hazan Hanım şu an kostümde de ben sizi aramasını söyleyeyim. Yalıya mı dönüyoruz Ece Hanım? Egemenlerin stüdyosu nerede biliyor musunuz? Eşim bu konularda hiç rahat değil. Zaten Yasin'i tanıdıkça anlayacaksın Ekrem amca. Az önce anlattığım gibi zor durumda olmasaydık onu zaten buraya getirmezdim. Babamla olanları da duydun zaten. Bazı şeyler gururumuzu çok kırdı. Bu yüzden babamın yardımını kabul etmiyoruz. Kendi ayaklarımızın üzerine dimdik durmak istiyoruz. Açıkçası kızımın yaşadıklarından sonra babanı defterden silmiştim. Ama öldü sanıp da cenazesine katılınca insan eski kırgınlıkları unutuyor. Babanla ne yaşarsak yaşayalım. Seni ortada bırakacak değilim. Ben çok teşekkür ederim. Biliyorsun ben her zaman Nil'in yanında olmaya çalıştım. Klinikten çıktığını da biliyorum. Yurt dışında nerede? Ona çok ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Vallahi Selin'cim, doktorum ucu Sinan'a değen hiç kimseyle görüşmesini istemiyor. Bu nedenle çok uzakta. Dünyanın öbür ucunda. Ve o şerefsiz abini unutana kadar da bu böyle olacak. Onun için en iyisi ne olacaksa olsun. Peki Yasin'in pozisyonu ne olacak? Genç adam sessiz sakin birine benziyor. Lise mezunusun değil mi? Evet abi. Yapalım. Muhasebeyi vereyim ona. Biraz eğitsinler orada. Sonrasına bakarız. Orada fazla kalmaz zaten. Yasin hemen öğrenir. Bakacağız. Pazartesi başlasın mı? Önce ben muhasebeyle konuşayım. Sonra ara ara haber veririm ben. Peki. Çok teşekkürler Ekrem amcacığım. Kendine iyi bak. Hazım merhaba. Yani hayalimdeki pozisyon muhasebe öğrenciliği değildi tabii ama. Ya senin kafan mı güzel ya? Heh. Adam sıfır tecrübeli, lise mezunu, sabıka kaydı olan bir tane adama senin kocan diye iş verdi. Daha ne yapsın adam? Bir de gittin adama bir ton yalan söyledin. Yok neymiş, babam bize yardım etmek istiyormuş da biz istemiyormuşuz da bilmem ne de. Ya bizi dolandırıcı gibi yaptın, manyak gibi yaptın sen bizi ya. Bir şey olmaz. Babamla küsler, konuşmuyorlar. Ne yapayım kızım damadınla gelince? O herif benim damadım falan değil. Eğer ona iş verirsen bu sefer seninle dostluğumuz tamamen biter Ekrem. Tamam Azim, tamam. Yani ben tam pes ettiğimde sen git babanın gönlünü al dediğinde hiçbir şey olmuyor. Ben iki yalan söyledim diye sorumlusu ben alıyorum, öyle mi? Ya Selim, babanın gönlünü neden alman gerektiğini biliyorsun, tamam mı? Para için değil, intikam için. Tamam, intikam istiyorum eyvallah. Evet, intikam istiyorum. Ama para istemiyorum ben. Anladın mı? Kimsenin kıyağını istemiyorum. Kimsenin parasını istemiyorum. Sen mevzuyu çok yanlış anlamışsın. Yasin, intikam öyle mahalle köşelerinde sürünürken alınmıyor. Biz o kadının canını acıtamıyoruz, anladın mı? Biz o kadının sadece suratındaki pis gülümseme oluyoruz. Telefon. Ekrem amca. Efendim Ekrem amcacığım. Selin'cim merhaba. Çok üzgünüm ama az önce babanla konuştum. Babanla aramızda ne geçerse geçsin, konu evlatlarımız olunca ben onu ezecek bir şey yapamam Selin. Kusura bakma. Anladım. Anladım Ekrem amca. Peki.
mutlu olabilirsin artık. Torpil morpil yok. Babam kesmiş önümüzü. Ece egemen değil mi bu ya? Ne kadar küçük duruyor. Hazan Hanım nerede acaba? Hazan Hanım makyajı yapılıyor kuliste. Yüz güzeliymiş. Bırak Allah aşkına ya. Değersiz şeyler bunlar. Üstü yaldızlı, altı boş. Sen çıkar bakalım o yüz güzellerinin makyajlarını. Altından neler çıkıyor. Heveslenme böyle boş işlere. Güzellik müzellik boş işler bunlar. Bomboş. Ece? Sürpriz. Aman Hazan Hanım, saç makyaj sarılmayalım, bozulmasın biliyorsunuz. Hiç söylemedin geleceğini. Öyle kafamı esti, bir bakayım dedim. Benim güzel ablam, yüz güzel ablam neler yapıyor böyle. Otursana, gel otur, bitiyor zaten. Gel. Şöyle geç. Gidi Fazilet, hey. Ne hey gidi, ne hey gidi? Bana bak, şimdi sildim daha oraları bak. Bas şunları ayağına, bas. Allah Allah. Tamam yeter, çekil. Geldik gittik işte kürkçü dükkanına. Ne var bunda? Dizlerimi dövecek halim yok herhalde. Hey gidiymiş. Bugün seni kız gelecekti, yeni eve koyacaklardı seni. Ne oldu? Bana bak, ben buraya sana derdimi anlatmaya çağırmadım seni. Duydun mu beni? Boşuna uğraşma, ağzından laf alamaz. Ben buraya seni, beni iyi dinle diye çağırdım. Bir dediğimi iki etme diye çağırdım, Kerim Hanım. Hala oyun peşindesin Fazilet. Ya senin yüzünden oğlanların ikisi de elini ayağını çekti yalıda. Ay, ne gelen var ne giden var yalıya. Ben ikisinden oldum,
Sen de kızlarından oldun ama hala daha takkeyi önüne koyup ben ne yaptım da böyle oldu demiyorsun ya. Vallahi pes. Vallahi de pesmiş. Ben takkemi önüme alıp düşünmeseydim burada ne işim vardı acaba? Ben yapacağımı biliyordum. Da! Seni tutup böyle Hazım Bey'in önüne atıp eğer beni kovarsan Hazım Efendi, bak bu kadını hapse attırırım, oğullarında gerçeği öğreniverir demesini biliyordum ben. Bak o zaman Hazım Efendi beni yalının önüne koyuyor muydu? Ha yani şimdi sen yalıya dönüş biletini benden alacaksın öyle mi? Allah korusun. Allah korusun ben bir daha o yalıya adımımı atmam. E tamam da o zaman beni niye çağırdın? Ne istiyorsun sen benden? Bundan sonra o yalıda benim gözüm kulağım elim ayağım olacaksın. Ben ne dersem onu yapacaksın Kerime Hanım. Ha yani şimdi sen kızına karşı benden casusluk istiyorsun. Yok. Kızım için. Kızım için gerekirse dünyaya karşı. Evet. Gerekirse kızıma da karşı. Anasına düşmanlıktan kör oldu gözleri. Hiçbir şeyden haberi yok. Saman alevi gibidir o. Unutur, çabuk unutur. Bilirim. Saftır o, saf. O yalıda dönen dolaplardan haberi yoktur onun şimdi. Parmağının ucunda oynatıverirler vallaha. Kandırıverirler kızımı. Desene anasına çekmemiş. Sen şimdi o yalıda kuş uçsa, pencereden sinek girse bana haber vereceksin. O kızıl kafa yok mu o kızıl kafa? İşte o düşürdü beni tuzağa, o engerek düşürdü. Bundan sonra o engereğin yaptığı her şeyi, attığı her adımı bana bildireceksin Kerime. Yoksa yakarım çıranı. Güzeliymiş. Bırak Allah aşkına ya. Değersiz şeyler bunlar. Üstü yaldızlı, altı boş. Evet, çok güzel. Bir dakika. Mola. Hazan. Sadece 5 dakika. Daha fazla değil. Bilmiyordum. Şimdi ablama sarılmış, ağlaya ağlaya ablamı kıskanıyorum. Bu kadar da yüzsüzüm işte ben. Bu kadar da şımarık. Şımarık falan değilsin. Çocuksun sen daha. Ablasının kocaman olmuş ama hiç büyümemiş çocuğusun. Hayat ne kadar tuhaf değil mi abla? Bak bize ne yaptı? Annesinin çirkin ördek yavrusundan bir kuğu yarattı. Annesinin güzel kızı da çoktan büyüdü. Eş oldu. Anne olacak. Hayalleri... Onlar senin hayallerin değil Ece. Unuttun mu? Annemin hayalleri onlar. O zaman neden akıyor bu yaşlar? Neden tutamıyorum kendimi? Neden sahip olduğum her şeye rağmen o ışıkların altında ben parlamak istiyorum?
Neden kıskanıyorum seni ya? Kocaman bir yalanın ortasında evim olan o yalıya, parmağımdaki yüzüğe, altımdaki arabaya rağmen o kadar yenik, o kadar çaresiz hissediyorum ki ben kendimi. Yok yok. Benim ağzımdan çıkanı kulağın duymuyor. Hayallermiş, annemimmiş, benimmiş. Bana ne? Benim karnımda bir bebeğim var. Benim tek hayalim o. Başka hayal istemez. Ece. Yok yok, iyiyim ben. Tek hayalim karnımdayken, başka bir hayalim yokken çok iyiyim. Hadi sen işinin başına, ben de yoluma.